Hüseyin ablacı. Evet. Ay al. Abi bir saniye, tamam. Şimdi bir
Thank you.
Bir sömestriniz için daha sonuna geldiniz yani. Haziran sonra. Evet, Haziran hakikaten. Çok yoğun ya. Ben bile yani sizin son trafiğinize biraz... Çok değil mi yani? Tabii ki de yapıyoruz. Sol elle dikkat. Provanızı yaptınız mı? Yaptık. İlk olarak yaptık. Şöyle geçen senekini mi fark ettim? Senekini Mehmet katıldı. Defaları tersiyle. Hadi. Yani. Merhabalar. Sevgili 2009 mezunları ve tüm Sabancı Üniversiteliler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömür Kulak. Şu anda burada gördüğünüz hiçbir şeyin olmadığı, koltukların yolların olmadığı bir dönemin öğrencisiyim. 2003 mezunuyum. Ama aslında kendimi bu üniversiteye ilk girdiği yılda alan bir sınıfın öğrencisiyim. Yani ben 99 girişlerdenim. Burada aramızda olanlar var. biz bugün burada Tosun Terzioğlu'nun, Sayın Rektörümüz Tosun Terzioğlu'nun siz yeni mezunlarımız için hazırladığı kapanış dersi için bulunuyoruz. Bizlerse Sabancı Üniversitesi'nin her bir lisans mezuniyet yılını temsilen bulunuyoruz. Belki biliyorsunuzdur, mezuniyet kapanış derslerini aslında her yıl Tosun Bey takdim eder. Ancak bu sene ders onun dersi olduğu için biz de kendisine sürpriz olarak böyle bir hazırlık yaptık. Ben Tosun Bey ile ilgili çok uzun konuşmayacağım çünkü aslında bana ayrılan vakti sonuna geldim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer bu üniversitenin mezunlarından biri olarak hayatta tevazunun ve herkesin fikrini sabırla dinlemenin başarıyı ve zekayı ne kadar parlatan bir şey olduğunu biliyorsanız ve öğrendiyseniz, bunu Tosun Bey'in şahsında bu üniversitenin DNA'sını işleyen kişiliğine borçlu olduğunuzu bilmenizi isterim. Bu en azından benim için böyle. Huzurlarınızda Tosun Bey'e bana geçirdiği emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ve sizi diğer arkadaşlar. Merhabalar, ben Mert Özsöz. 2004 ekonomi mezunuyum. Ben de Ömür gibi bu üniversiteye ilk girenlerden, 3 binası olan bir üniversiteye kayıt yaptıranlardanım. Sayın Tosun Bey ile ilgili aklımdan geçen resimleri şöyle bir karıştırdığımda alışılan rektör profilinden daha renkli bir kişiliğe sahip resimler geldi gözümün önüne. Tosun Bey bisikletiyle kampüsün etrafında turlarken, kahverengi tulumunu giyip bizle beraber ağaç dikerken ya da 99'un en sert kışlarından birini burada beraber yaşarken kampüste mahsur kalmıştık. Tepsilerle beraber kampüste karda kaymıştık. Hep bu resimler gözümün önüne geliyor. Çok uzatmadan şahsım ve 2004 mezunları adına bize her zaman özel hissettirdiği için ve bu renkli kişiliğini bizle paylaştığı için Sayın Tosun Terzioğlu'na teşekkür ederim. Hepinize merhaba. Ben 2003-2005 Kültürel Çalışmalar mezunu Arzu Yüksel. Ama ben buradan pek fazla ayrılamadım ve 3 yıldır da burada hem Tosun Hoca'yla hem diğer çalışma arkadaşlarıyla beraber devam ediyorum. Bu yüzden gözlemlerine dayanarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Tosun Hoca tipik bir yönetici değildir. Çalışanlarına kendine sorduğu sorulara cevap verir elbet ama onlara emir verdiğini pek görmezsiniz. Öğrencilerinin, mezunlarının sorusuna bu iş böyle yapılır diye kesin cevaplar verdiğini de. Hatta sorunun cevabı çok açıksa ve kendisinin katkısına bir
gelmez bazen. Çünkü cevabı kendinizin bulabileceği konusunda size güvenir. O dinler, gerekliyse yol gösterir. Yani tosunacı bir liderdir. Herkese merhaba, ben 2006 mezunu Ahmet Ülü. Ben de dönemim adına şunu söyleyebilirim ki biz Tosun Hoca'yı çok fazla lecture'lardan tanımıyoruz. Hatta kişisel olarak ben bir lecture'ını dinledim ama çok fazla konuşmasını dinlemekle beraber lecture'ları çok fazla dinlemedim. Fakat Mert'in de dediği gibi biz biraz daha onu kendisini bizim aramıza katılmış ve üniversitenin sosyal hayatına entegre olmuş olarak tanıyoruz. Aslında tiyatro oyunlarımızı en önden izleyen bir göz. Mert'in dediği gibi bisikletle aramızda dolaşan, partilerimize takma sakalıyla takılan birisi olarak biliyoruz onu. Yani şurada gördüğünüz o fotoğraflar belki özel bir çekim ama gerçekten onu bizimle bir kampüste yaşasanız görebilirsiniz bu şekilde. Ben dönemim adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum kendisinin bu katılımı için. Ben de arkadaşlarım gibi Tosun Hoca ile ilgili düşüncelerimi ve anılarımı sizinle paylaşacağım. Her ne kadar ben de 2 sene önce mezun olmuş olsam da her seferinde okula geldiğimde kendimden hiç mezun olmamış bir öğrenci gibi hissediyorum ve bunda Tosun Hoca'nın payının çok büyük olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bizim hocamız alışılagelmiş bir eğitim almanın gerçekten çok ötesinde. Onu çoğu zaman öğrencilerin arasında vakit geçirirken ya da fikir alışverişinde bulunurken görebilirsiniz. Ki bu benim olduğu kadar her zaman arkadaşlarımın da okula karşı güveninin ve ait olma duygusunun duygusunu arttırmıştır. Bu paylaşımı görmek gerçekten okula karşı çok bağlayıcı bir duygu. Anlayışlılığı, ulaşılabilirliği ve bir o kadar da ciddi olan tavrıyla her zaman hepimizi özel birer birey olarak hissettirmiştir. Ve bunu da her zaman vurgulamıştır zaten. Onun öğrenmesi olma fırsatına erişebildiğim için çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Ve sınıfım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben 2008 mezunlarından Hatice Girgin. Ben de diğer arkadaşlarım gibi Tosun hocamızla ilgili fikirlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Ne sadece bir matematik dehası, ne sadece büyük başarıları imza atmış bir akademisyen oluşu, onu özel ve farklı bir rektör yapan. Aslında bunların her biri hatta daha da fazlası. Herkes gibi ama bir o kadar da sıra dışı. Her şeyden neredeyse, bizleri her daim büyük bir iştenlikle dinleyen, mezun olurken bizi kendilerine misafir etme nezaketini göstererek en güzel mezuniyet hediyesini veren, zaman zaman kampüsümüzün en uğrak mekanı kafe bulana gidip öğrenciler arasında karışmaktan çekinmeyen, kısacası ezberleri bozan bir rektör. Birlikte yaratmak ve geliştirmek felsefesini gerek özgürlükçü ve yenilikçi fikirleri, gerekse bilinçli yaklaşımları örnek yaşantısıyla ortaya koyarak hem okuduğumuz süre boyunca hem de okul sonrası yaşamımızda hepimiz için bir yol gösteriyor olmuştur. 2008 mezunu adına yaşamımıza kattığınız değerler ve sunduğumuz fırsat zenginliği için size çok teşekkür ederim. Merhaba, ben de bu salonda bulunan Çiğ Burun'da 2009 mezunu adına Cem Akatay. Tosun hocamız görevlerim boyunca Sabancı Üniversitesi'nin Sabancı Üniversitesi yapan değerlerin kurucusu oldu. Ve YÖK'e yaşanan son gelişmelerde de üniversitemizin sağlam değerlerini yansıtan duruşunu tekrardan göstererek kalbimize taht kurdum. Kendisini takdim etmek üzere Tümeli Eğitim Başkanımız Sayın Bilal Sabancı'yı sahneye dağıtıyorum. O kadar güzel konuştular, o kadar içten Tosun Bey'i tanışlarını, Tosun Bey'in onlara olan katkılarını en güzel şekilde ifade ettiler. Ben ise sizlere Tosun Bey'in kısaca özgeçmişini söyleyeceğim. Biliyorum hepiniz tanıyorsunuz kendisini ama belki bir iki ufak tefek
bir şeyler duymamışlığı olduğunuz bazı şeyleri bulduğumu buluyorum. Birincisi bir kere Ahmet Tosun Terzioğlu 1961 yılında Robert Koleji bitirdikten sonra lisans derecesini 1965 yılında matematik dalında Newcastle-upon-Tyne Üniversitesi'nden aldı. Ancak Newcastle'a giderken niyetinin gemi mühendisliği okumak olduğu az bilinen bir konudur. Matematikten doktora derecesini ise 1968 yılında Frankfurt Üniversitesi'nden aldı. Tosun Bey daha sonra 68-94 yılları arasında Michigan, Wuppertal ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. 74-75 ve 89-91 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanlığı yaptı. Belki de ondandır bölümleri sevmez. 1971 yılında 35 yaşında çok genç bir yaşta aynı üniversitede Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Fen ve Edebiyat Fakültesi dekanlığına seçildi. O yılları hatırlayın, 77-82 yılları gibi maalesef ülkemizde üniversitelerimizin çok zor yıllarıydı o yıllar. Ve kendisi Fen ve Edebiyat Fakültesi dekanlığını yaptı o dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. 79-81 yılları arasında üniversite arası kurul üyesi seçildi ve bu görevi yaptı. 90-91 arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senato üyesi olarak hizmet verdi. 92-97 yılları arasında TÜBİTAK başkanlığı yaptı. 89 ve 2008 yılları arasında, yani 19 yıl, 20 yıldan sadece bir yıl eksik, Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. Kendisine, hocam bu doğru mu 19 yıl? Hakikaten 19 yıl başkanlık mı yaptınız dediğimde, evet Stalin gibi galiba dedi. Başkasını bulamadılar. Bunun dışında Tosun Bey birçok görev yaptı. Birçok önemli kuruluşta, birçok önemli yönetim kurulunda. Kendisi kendisinden bahsedilmesini sevmez, istemez, biraz sıkılır bu konulardan. Ama ben onun sıkılmasına rağmen saymak istiyorum hangi gruplarda görev yaptığını. Çünkü kişiliğini çok gösteren bir unsur bu. Gerçek bir bilim adamının bir o kadar da katılımcı ve katkıcı bir kişi olması, paylaşımcı bir kişi olması, bilgisini, birikimini her kademede, her kurumda paylaşmaya açık olması çok önemli bir kişiliği Tosun Bey'in. Ve onu Türkiye'nin yüksek öğrenimine sonsuz katkıları olan bir kişi yapması da buradan geliyor. Sırayla okuyorum. TTG ve Yönetim Kurulu, MAM Yönetim Kurulu, KOSGEB İcra Kurulu, TÜBİTAK Bilim Kurulu, Türkiye 3. Sektör Vakfı TÜSEV Yönetim Kurulu, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etikler Vakfı TESEV Yönetim Kurulu üyeliklerini yapmaktadır Tosun Bey. Bütün bunların yanında bildiğiniz gibi İstanbul Politikalar Merkezi'nde Sayın Üstün Ergüden hocamızla birlikte Tosun Bey şahsen ve çok sıkı çalışmaktadır. Türkiye'nin eğitim reformu için. Bu konuya gönül vermiş, bu konuya kendini vermiş bir kişidir Tosun Bey. Ve bugün burada Sabancı Üniversitesi'nde Türkiye'nin yüksek öğrenimine bir örneğe 12 yılını vermiş bir kişi. Sayın Hocam'ın editörlük ve yazı kurulu üyelikleri bulunur. Terzioğlu ayrıca matematik dalında 50'nin üzerinde bilimsel makale yayınlamıştır. Yine matematikte kolay olmayan 3 tane kitabı vardır Sayın Tosun Terzioğlu'nun. Sayın Tosun Terzioğlu ayrıca biraz önce talebelerimizi dinledik. Burada hiçbir şey yokken, evet, 97 yılında TÜBİTAK gibi bir kurumun başkanlığından hiçbir şey olmayan,
sadece ismi, niyeti ve arzusu olan Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünü kabul ederek bize şeref vermiştir ve 12 yıldır bu görevi başarıyla devam ettirmektedir. Bugün sizlerle beraber ben ilk defa Tosun Bey'in bir dersini dinleyeceğim. 12 senede kendisinden çok ama çok şey öğrendiğim Sayın Hocam'dan ilk defa ben de sizlerle beraber 2009 yılı Sabancı Üniversitesi kapanış dersini dinleyeceğim. Hocam, bugün sizi dinlemekten bütün bu mezunlar ve bugün katılımcılar adına gurur duyacağız. Buyurun efendim. Bekliyorum. Herkes benim az konuştuğumu, genelde daha fazla dinlediğimi söyledi. Ama bugün konuşacağım. Bugün konuşacağım. Umarım sizler de dinlersiniz. Ben kendimi konu olarak bu kapanış konferansı için kendi eğitimimi seçtim. Benim eğitimim. Tabii eğitim sadece okullarda olmuyor. Okul dışından da çok şey öğreniyorsunuz. Arkadaşlarınızdan, ailenizden, akrabalarınızdan, mahallenizden, gittiğiniz futbol maçlarından vesaire. Gazetelerden, okuduğunuz kitaplardan, gördüğünüz filmlerden. Benim çocukluğumda televizyon yoktu ama televizyondan, internet tabii ki yoktu, internetten. Birçok şeyden öğrenebiliyorsunuz. Bir okullardaki eğitimimiz var, bir de okul dışındaki eğitimimiz var. Şimdi eğitim gelince iki kitap aklıma geliyor. Bunlardan bir tanesi bir Amerikalı'nın, önemli bir Amerikalı politikacı aileden gelme. İngilizcesi The Education of Henry Adams. Henry Adams ailesinde iki tane Amerikan başkanı olan, önemli bir politikacı ailenin 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan bir üyesi. Kendisi bu kitabı esas olarak kendi eğitimini ana eksen olarak alarak Amerikan eğitim sistemini ve dünyadaki o zamanki eğitim sistemini yer yerde acımasızcana eleştirmek için yazmış. Öyle ki İlk yazdığı zaman bundan çok sınırlı sayıda bastırmış ve sadece dostlarına dağıtmış. Genel olarak yayınlanmamış. Kendi ölümünden sonra basılmış ve oldukça da beğenilmiş ve etkili olmuş. Diğer bir kitap ise çok farklı. Yazarı da çok farklı. Maxim Gorki, takma ismi Maxim Gorki olan bir Rus, önemli bir Rus yazarı kitabı. Benim üniversitede. Maxim Gorki'nin hayatı Henry Adams'ın hayatına hiç benzemiyor. Çünkü hatırladığım kadarıyla sadece bir yıl veya bir yıldan az okula gidebiliyor. Babası ölüyor, bütün ailesi dağılıyor, çok fakir. Ve benim üniversitelerim hayat üniversitesini anlatıyor. Nerede neyi öğrendi? Mesela 8 yaşındayken Volga Nehri üzerindeki bir gemide ahçıya yardımcı olarak geliyor. Fakat iyi bir ahçıymış, bilmiyorum yemek yapması öğretmiş mi onu ama edebiyat merakının ilk ondan doğduğu ve bir de büyükannesinden doğduğu söylenir. Şimdi benim hayatım ve kişiliğim, kendi kişiliğimden çok bahsetmek istemiyorum ama ne Henry Adams'a benziyor tabii ne de böyle Maxim Gorki gibi böyle acılı bir hayatım oldu. Asla öyle bir şey olmadı. Ne de Henry Adams gibi böyle çok geriye giden politikacılarla, önemli kişilerle dolu bir aileden geliyorum. İşte özgeçmiş yazarken
kişisel bilgiler neydi? Aşağı yukarı bu kadar yazarsınız. Bitti. Ama buralarda ne öğrendiniz, ne yaptınız, nasıl hissettiniz? İlk gittiğiniz gün o okulda duygularınız neydi? Onları kimse size sormaz, yazmazsınız da zaten. Evet, ben 13 Mart 1942'de doğdum. Esasında o da yanlış. 14 Mart gecesi zannediyorum. Belki de hatta 15 Mart sabaha karşı. Eğitimim Koca Ravi Paşa İlkokulu Galeri'de. Orta ve lise Robert Kolej, lisans Newcastle Fontaine Üniversitesi, doktora Frankfurt Üniversitesi. Konuşmayı burada bitirebilirim. Böyle değil. Ama bitirmeyeceğim. Şimdi bunu geçelim. Ve diyelim ki başlamak için eskiden sorulurdu tanıştığınız zaman. Efendim siz kimlerdensiniz? Çok kısaca ben kimlerden onu size söyleyeyim. Benim annem Melia Cevdet, daha sonra soyadı İnayılan, bir fizyolog, bir fizyoloji profesörü. Kendisi Somalı, Manisa, Soma. Babası Ahmet Cevdet Bey, annesi Gülmen Hanım. Üç kız kardeşten en büyüğü. Melia, Esna, Müstesna. Müstesna teyzem. Şimdi artık Müstesna teyze diyorum. Eskiden hep küçük teyze derdim ona. Evlendikten sonra rica etti bana artık Müstesna de dedi. Benim için önemli çünkü bir anlamda benim büyük ablamdı. Ben tek çocuğum. Babam ise Kayserili Nazım Bey, Ahmet Nazım Bey. Onun babası kol ağası Yusuf Bey, annesi Hatice Hanım, Sicimzadelerden. Yarın orkestramızın başında olacak olan Ayhan Sicimoğlu ile o bakımdan akrabayız. Ve onlar da üç kardeş, babam ortanca. Fakat babam babasını pek tanımazdı, hatırlamazdı kolay kolay. Çünkü Sarıkamış ve geri dönüyor. Babam 4 yaşında o sırada. Babam İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyor. Daha doğrusu aile epeyce sıkıntı içerisinde olduğu için abisi okulu bırakıyor. Babam okuyabilsin diye. İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyor. Son yılında lisenin İzmir'de, İzmir Lisesi'ne gidiyor. Çünkü oradaki matematik öğretmeninin ünü dolayısıyla. Oradan mezun oluyor. Ve daha sonra devletin açtığı sınavı kazanarak Almanya'ya, Göttingen'e gidiyor. Göttingen Üniversitesi'nde matematik derecesini alıyor. Münih'te doktora yapıyor. İstanbul Üniversitesi'ne dönüyor. O matematikçi. Annem ise 10 yaşında Soma'dan ayrılıyor. Dedem tüccar esasında. Çok böyle entelektüel bir insan değildi ama herhalde çağına göre çok aydınlık bir insan. Üç kızını da okuttu. Kız kolejine geliyor. Arnavutköy Kız Koleji. Bugün Robert Kolej dediğimiz şey o zaman iki parçaydı. Ve ondan sonra orayı bitirdikten sonra Amerika'ya gidiyor. Wellesley orada biyoloji okuyor. Yale'de fizyoloji doktorası yapıyor. İstanbul'da. Yani ben sayısalcı. Aile sayısalcı ne yapayım? Yani yapacak bir şey yok. Şimdi ismin nereden geliyor? İşte esasında 13 Mart günü önemli. Benim hayatımdan önce önemli. Çünkü annem üniversiteden Beyazıt'tan Laleli'ye dönerken o kış günü Koska'daki ciğercinin önünde ayağa kayıyor, düşüyor. Düşünce hastaneye kaldırılıyor ve ben biraz beklenenden 10-15 gün önce doğmuşum. Biraz olaylı bir şekilde. Ve babamın anlattığına göre o kadar zayıfmışım ki bebek olarak beni tuttukları zaman öbür taraf gözükürmüş. Fakat babam esprili bir insandı. İşte yok hiç merak etmeyin o tosun gibi olacak falan derken benim ismim böyle kalmış. Biraz belki münasebetsiz isim ama ne yapacaksınız? Yani. Öyle. Evet. Tek çocuktum. Esasında 3-4 yaşına kadar evde babaannem vardı. Çünkü annem babam da çalışıyor. Tek çocuk olmanın bir takım avantajları var, dezavantajları var. Devamlı büyüklerin konuşmasını dinliyorsunuz. Oradan bir şeyler öğreniyorsunuz veya çok canınız sıkılıyor. Peki formal eğitimle Koca Ravi Paşa İlkokulu'ndan önce nerede tanıştım? Esasında Berlin'de tanıştım. Şimdi
Annem ve babam İsviçre'ye bir araştırma bursu kazandılar. Yazın oraya gittiler, Berne. 4 aylık kadar. Ve işte tabii ben de orada tek başımayım, ne yapsınlar falan. Beni bir yuvaya, Almanca Kindergarten'a gitmeye ikna ettiler. İkna etmeleri de şöyle oldu. Yuvanın bahçesinde bir kum havuzu vardı. Bak kum havuzunda oynarsın dediler. Benim çok bayıldığım bir şey. Ben yuvaya gittim ama ben çok küçüktüm. Küçücük bir çocuk. İsviçreliler maşallah. Bayağı büyük. Yaşları da benden büyüktü galiba. Ben 5 yaşında falandım herhalde o zaman. Ve bir de devamlı yağmur yağıyor. Ben hiçbir dil bilmiyorum. Bahçeye falan çıkmadık birinci gün kum havuzuna. Ben dışarıdan bakıyorum, içeriden bakıyorum. İkinci gün çıkmadık, üçüncü gün çıkmadık, dördüncü gün çıkmadık. Beşinci gün ben yuvadan kaçtım. Ve gizlice kaçtım. Yani kapıyı açıp nasıl bulduysa kimse farkına varmadan kaçtım. Ve ipi ben sokaklarında yürüdükten sonra, çünkü oraya tramvayla gelirdik sabahleyin, babam bırakırdı ya da annem bırakırdı. Pansiyonu buldum. Pansiyonumda annem, babam, pansiyon sahibi, oradaki Türk arkadaşları, bir iki polis falan beni karşıladılar. Okulla tanışmam böyle oldu. Ondan sonra hep işte böyle eğitimle uğraştım. Peki, bir başka eğitim de tabii şuydu. Şimdi o zamanlar ben bu ilk seyahatim belki Avrupa'ya, annemle babamla ben de son bulan, neyle giderdik? Gemiyle. Çünkü uçak pek yoktu, varsa da çok pahalıydı. Gemiyle giderdik. Şunu keşfettim daha ilk seyahatimizde, deniz yollarının meşhur Ankara vapuruyla. Vapur kalktı, Pire'ye uğradı. Pire'den sonra Moray'a dönerken Matabanburnu'nun açıklarında biz bir fırtınaya tutulduk. Millet perişan. Annem zaten kafasını kaldıramıyor. Babam biraz gayretle bir şeyler yapmaya çalışıyor, bana bakmaya çalışıyor falan. O da perişan. Pek etrafta kimse yok. Ben tamamen üzgün. Ne mutlu bir şey. Yani beni deniz tutmuyormuş meğerse. Gayet büyük bir mutluluk. Ben geminin her tarafına dolaşıyorum, yukarılara çıkıyorum, iniyorum falan. Kimse bana karışamıyor. İşte denizin özgürlük olduğunu orada öğrendim. Hatta öyle ki deniz yollarının gemilerinde çok güzel yemekler verilir. Ben yemek yeme konusunda mızmız bir çocuktum. Hatta annem yemekte herhalde teşvik olsun diye bana her yemeğin içinde ne kadar protein, ne kadar kalori olduğunu anlatırdı. Bütün vitaminleri öğrendim. Daha okuma falan bilmeden, A harfi ne diye bilmeden ve A vitamininin faydalarını, zararlarını nerede olduğunu falan gayet iyi biliyordum. Veya C veya B. B'ler biraz karışıktı. B1, B2, B6, B12 falan diye gidiyordu. Aralarda yok muydu bilmiyorum. Yani B8 neden yoktu onu bilmiyorum ama zor yemek yerdim. Fakat o herkesi deniz tuttuğu zaman benim bir iştahım açıldı. Bir iştahım açıldı. Koskocaman bir yemek salonu çatır çutur ediyor gemi, batıyor çıkıyor falan. Böyle garsonlar nefret ederek bana bakıyorlar ve servis yapıyorlar. Ben bir daha alır mısın falan diyorlar. Tabii bir daha falan. Bir iştah bende. Bu deniz çok güzel bir şeymiş. O zamandan beri denize olan merakım hiç azalmadı. Evet. Daha sonra döndük. Koca Rabbim Paşa İlkokulu. Yeni bir binaydı. Yeniye bitmiş bir ilkokuldu. Ben yalnız 3 hafta geç başladım. Sınıfta 54-55 kişi var. 54 kişi vardı. Herkes 3'er kişilik sıralarda oturuyor. Yer yok bana. Sen ufak tefeksin şuraya otur dedi Ali Hanım, Ali öğretmenimiz. ben 4. kişi olarak oraya oturdum. Oturdum ama ilk günler hep korkum. Sıra arkadaşlarım biraz kıpırdarsa ben sıradan gideceğim diye. Okuma öğrendim. Önemlidir okuma öğrenmek. Ali Hanım şöyle yapardı, tahtaya bir şey yazardı. Oku bakayım Haluk derdi. İşte Haluk okurdu veya okuyamazdı. İşte okumaya başlamak, okumayı sökmek o çok önemli bir şeydir. Hakikaten de önemlidir gerçekten. Benim ilk okuduğum kelimeyi gayet iyi hatırlıyorum. Hayır. Neyse, yani Ali Hanım öyle yapmış, ben de kayışı okuyabilmişim. Aferin, sen de okumayı söktün dedi.
Okumayı öğrendikten sonra ben de böyle okuma nöbetleri başladım. Eve gelen gazeteyi, baş makale, spor sayfası, resmi ilanlar, başka reklam yoktu. Böyle son satırına kadar okurdum. Anlardım, anlamazdım. Önemli değil. Her şeyi, elime geçen her şeyi okurdum. Hiç şey etmeden, pek de ayırt etmeden. Okul nasıl bir yerdi? Okul, normal ilkokul. Güzel bir bina. Evimize çok yakın. Tabii ki bayrak görevi vardı. Tabii ki öğrenci andıyla başlardı. Türk'ün doğruyum çalışkanımla başlayıp, o zaman varlığın Türk varlığına armağan olsun biterdi. Büyük bir coşkuyla bu okunurdu. Tabii o son cümleyi pek anlamadan, o coşkuyla okumanın hızıyla varlığın Türk varlığına armağan olsun. Bunu hep beraber de söylerdi. Ne oluyor yani, kendi varlığımı armağan ediyorum, nereye armağan ediyorum falan, orasını pek karıştırmazdık, düşünmezdik. Çok sert bir müdürümüz vardı. Cezalar var. Müdürümüz etrafta gözükmezdi. Odasındaydı. Öğretmeniniz veya mümessiller, okulun polisleri, yani diğer öğrenciler, sizi şikayet ettikleri zaman çağrılırdınız. Müdürümüzün değişik boyda ve değişik kalınlıklarda sopaları vardı. Şöyle gayet ciddi bakardı, şakakları titrerdi böyle. Gergin bir adam diye o şeyi vermek isterdi. Verirdi, başarılıydı. Yani aktörlük yapıyorsa gayet başarılıydı. Bu işte 50 santimlik kalından 3 tane uzat bakayım elini derdi. Sağ elinizi uzatacaksınız veya sol elinizi. Onun içine 3 tane vururdu. Bir de tabii başka bir tane vardı, ben ondan hiç şey etmedim, gördüm. Onlar benim sevdiğim olanı. Böyle bir metreyi falan sonra gördüğüm zaman Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet'in kılıcına benzeyen bir tane sopa vardı. Onunla ne oluyordu bilmiyorum. Çok fazla cezaya maruz kalmadım. Ama bundan bir şeyler öğreniyorsunuz. Eğitim. Yani şunu öğreniyorsunuz. Şimdi ağladığınız zaman yani oğlanlar bunu çok güzeldi. Oğlan çocuk ağlamaz diye iki sopa daha yerdiniz. O kötü. Elinizi tabii kapamayacaksınız. Daha kötü olabilir. Çekmeyeceksiniz. Fakat şöyle tutarsanız bakın, bileğinizde bırakırsanız böyle, refleksiniz de varsa onu geliştiriyorsunuz sopayı yiye diye. Şöyle son anda gelirken bir bırakırsanız daha zor. Tabii bu refleks böyle geliştiği zaman ileride pimponda falan fevkalade işimize yarar. Gayet değil. Evet, neler okudum? Gazeteler okudum, Feribun Fazıl Tülbençi'nin bütün romanlarını okudum, Abdullah Ziya Kozanoğlu okudum, Ömer Seyfettin okudum. Teyzemin, o sırada tıbbiye giden teyzemin, Said Faik kitaplarını, Panayit İstirahati romanlarını, bir roman yazar. O zamandan bu zamana kadar Panayit İstirahati okumadım. Sorsanız da yok, bir tane biliyorum galiba. Neydi diye şey demem. Elime ne geçerse onu okudum. Yani hiç böyle bir şey yok. Okulda neler öğrendim? Normal şeyler. Normal şeyler, yalnız bir takım şeyler vardı. Tezatlar, çelişkiler vardı. Mesela okulda ve herhalde bugün de öyledir. Hep şu öğretilir. Anadolu, Türkiye yerine Anadolu, biraz böyle romantik olmaya çalışıldığı zaman Anadolu kullanılır. Anadolu, gür ormanlarla, zümrüt yeşili çayırlarla dolu, gürül gürül akan dereleri, ırmakları olan yeraltı ve yerüstü zenginlikleri muhteşem bir yerde. Bunu öğrenirsiniz ve buna inanırsınız. Yıllar sonra, çok uzun yıllar sonra değil, bir Temmuz ayında Orta Anadolu'yu gördüğüm zaman pek buna benzemiyor. Yani her şey sapsarıydı. Öyle gürül gürül akan ırmak falan filan yoktu. Hatta ilk gördüğüm yerde Sakarya'ydı galiba. Ha bu muymuş dedim. Böyle küçük bir dere gibi bir şey. Evet, Anadolu'nun toprakları aslında yorgundu. Boz rengindeydi. En azından 11,5 ay. Sağda solda da belki cılız orman kalıntıları vardı. Evet. Başka şeyler de öğrendim. Mahallede oynamak. Bulunduğumuz yer
Kozga Caddesi, bugün İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin hemen karşısında. Cadde ama uzunluğu 60-70 metre. Ondan sonra yangın yerleri başlardı. Biz onlara o zaman arsa derdik. Arsada oynamak diye kavramdı. Sorardı evden mesela annem ya kim varsa nereye gidiyorsun? Yarım günü çünkü okul. Arsada oynayacağım arkadaşlarımla. Ve o yangın yerleri oradan başlayıp aşağı yukarı Langa'ya bir tarafta, bir tarafta Kadırga'ya, Soğan Ağlı Mahallesi'nin altına Kadırga'ya kadar gider. Çok fakir bir İstanbul. Orada oynardı. Orada tabii garip insanlar da yaşardı. Mağaralarda, kovuklarda böyle acayip insanlar da yaşardı. Başka bir şey daha öğrendim. Evet, yani okulda bize tabii bir tarih öğretmeye başladılar işte bir yurttaşlık bilgimiz vardı, hepimizin eşit olduğu ama köylümüzün efendimiz olduğu gibi birçok şey öğrendim. Hepimiz Türk'tük. Şanlı bir tarihimiz vardı, kusursuzdu. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, hem sınıf arkadaşım hem de komşumuz. Bu arsadaki oyunlarda veya kaldırımda top oynadığımızda, futbol oynadığımızda hep beraber olduğumuz. Üçüncü sınıftayken ona bir anne, bir ekstra anne, bir de abi geldi. Şimdi bu karışık bir iş yani babası vardı, kendisi vardı, annesi vardı. Bir abi geldi Malatya'dan, bir anne daha geldi. Ve bu nasıl olacak derken şunu gördüm. Bir anne Türkçe biliyor sadece, Türkçe bilmiyor. Öbür anne Türkçe biliyor sadece, Türkçe bilmiyor. Baba ikisini de biliyor. Ama benim arkadaşım hangisinin oğluydu bugün bile hala çıkartabilmiş değilim. Yani abi kardeş farklı annelerdendi. Ama o zaman da bir şeyler öğrendim. Başka diller konuşanlar da vardı. İki anneli arkadaşlar da vardı. Kaldırımda futbol oynamak zor bir işti. Çünkü kaldırım biraz yokuş aşağıydı. Hele ikinci devre yokuşun alt tarafında olursanız çok zor bir iş. Yokuş yukarı top sürmeye çalışmak. Tabii top dediğimizde yani uydurma şeyler böyle bildiğimiz futbol. Futbol topu falan değil. Ama mahallede oynamayı, arsada oynamayı çok sevdim. Orada da çok şey öğrendim. Yazları ise benim için çok daha öğreticiydi. Eğitimime çok katkısı oldu. Soma'ya giden, daha doğrusu Soma'ya değil de dedemin evinin olduğu Turgut Alp Köyü'ne. Turgut Alp Köyü, köyün resmi ismi. Bugün de hala öyledir. Esasında Pomak Köyü denir. Çünkü 93 harbinde gelen 20 çadır muhacir tarafından kurulmuş. Dedem veya ninem, anneannem Pomak değildi fakat evlerini oraya yapmışlardı. Köyden değillerdi, tüccardı. Çok güzel bir yerdi, iki katlı. Mesela orada tarlada çalıştım. Dedemin önündeki pamuk tarlasında çapa çapalamaya gittim. Kısa zamanda öğrendim ki evet köylü milletimizin efendisiydi ama efendi olmak bayağı yorucu bir işmiş. Onu bıraktım. Yani, bayağı yorucu, insanın belini falan ağrıtan bir nesne. Fakat okudum. Çünkü orada dedemin kitapları vardı. Müstesna teyzem, küçük teyzem beni götürüyordu. Onun kitapları vardı. İşte benim üniversitelerim ilk defa orada okudum. Teyzemin kitabıydı. Reşat Nuri okudum, Yakup Kadri okudum, Halide Edip okudum. Dedemin Sevil'in Reşat dergisinin koleksiyonlarını okumaya başladım. Elime ne geçerse okudum. Bir de İsmail Çavuş vardı. Dedemin eski arkadaşı, Çerkez İsmail Çavuş ve bekçi. Ondan çok şey öğrendim. Köpeklere bakmasını, uzaktan bakıldığında atın yürüyüşünden hastalığını veya iyi olup olmadığını anlamayı, mamzer sökmeyi, takmayı, kullanmayı. Mamzer aşağı yukarı benim boyumdaydı. İsmail Çavuş akşamları böyle dışarıya yere bir şey serer. Bir yanda devamlı bir kaynayan çayı oturur. Köpeklerine çerçevesi emirler verir. Biri oraya gider, öbürü oraya gider.
ve bana ve teyzemin oğlu Mehmet'e devamlı bir şeyler anlatır, bir şeyler öğretirdi. Ondan da çok şey öğrendim. Mesela kendisi Bergama baskınına katılmıştı. Bergama baskınını ondan dinledim. Bergama baskınını Türk Genelkurmay kaynaklarından okudum. Bergama baskınını Yunan Genelkurmay kaynaklarından okudum. Bergama baskınını Yunan kuvvetlerindeki irtibat subayı olan bir İngiliz'in İstanbul'a yazdığı rapordan da okudum. Dört tane Bergama baskını, hepsi birbirinden çok farklıydı. Bana göre en renkli olanı da tabii ki İsmail Çavuş'un anlattığıydı. Ondan da çok şey öğrendim. Bu mamzer öğrenmem çok daha uzun yıllar sonra kısa dönem askerlik yaparken elimize işte bozmasınlar diye en eski tüfekleri verip atışa yolladılar. Mamzer verilmişti. Belki 1930'du. Onu kullanırken başımda bir teğmen yere yatmış ateş ediyorduk. Bir teğmen omzuma da kurdu. Sen Mardinli misin dedi. Değilim dedim. Mardin'i görmemiştim bile. Ama mavzer kullanmasını biliyordum. Evet. Daha sonra Soma'da dedem hacca gittiler. Anneannemle, nenemle. Öldüler. Ve o sırada Kore abi vardı. Kore abi de dedemin durumu bayağı iyiydi. Bir teyzem işin başına geçti ve iflas etti. İflas ettiğimiz gibi o zamanın parasıyla şöyle böyle 200 bin dolar falan da banka borcu oldu. Şimdi o tarihe kadar nenemi sadece işte yemeği getiren götüren fazla konuşmayan bir insan olarak tanıyorduk. Nenem işi ele aldı. Şimdi dedem böyle ortalıkta gezen, öfkeli, bağıran, çağıran, enerjik bir adam. Nenem ise gayet sessiz. Varlığıyla yokluğu belli olmayan bir insan. Benden imza atmasını öğrendi. Nenem eski harflerle gayet iyi okur yazardı. Müftü kızıydı. Yeni harflerle okuyabiliyordu gazete. Ama yeni harflerle yazamıyordu. Banka için imza gerekliydi. Benden okuma, benden imza atmasını öğrendi. İnan yazardı. 856. İ'nin noktası. Söyle bakayım Anadolu nasıl bir yerdir? Anadolu, gür ormanları, zümrüt çayırları, yürür yürür berrak dere, akan berrak derelerle dolu, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri fevkalade bol bir yerdir. Tamam, doğru. Ha, o ikinci kutu, ikinci sandık, acil durumlar için kullanılmak üzere. Yani üstünde yazıyordu, bu sınavda sorulduğu zaman, bu şu işe yarar. Bu aynı. Uçağa bindiğiniz zaman anlatırlar işte denize inersek işte bu can yeleğini böyle takacaksınız da şöyle yükleyeceksiniz çıktıktan sonra falan gibilerde. Bu acil durumlarda kullanılmak üzere onu öğrendim çünkü okumak zorundayım yani hoşuma da gidiyor bir takım şeyler de öğreniyorum. Ama sınavda gerekli olanları bir aciller kutusuna ayırt etmeyi pekala da öğrendim. Ha, şunu sanmayın yani okulumu... Kocalar baş eğip okumuştu, müdür ceza veriyordu, şuydu, buydu diye çok eleştiriyorum. Değil, gerçekten iki tane çok çok iyi öğretmenim oldu. Ali öğretmen, birinci sınıfta, üçüncü sınıfa kadar bizi götürdü. Çok sevecen birisiydi. Öğrencilerini devamlı teşvik eden, koskocaman bir sınıf düşünün, devamlı teşvik eden, onlara biraz daha hızlı okumasını öğreten vesaire birisiydi. Tabii şeyleri yapmak zorundaydı hepsi işte. Sene başında söylenirdi. Üç ortalı çizgisiz defter alacaksınız. Üç tane. Beş ortalı harita metot defteri. O harita metot defterlerine ben bayılırım. Çünkü kareli kareli. Hiçbir zaman harita falan yapmazdık. Zaten o defterler de hiçbir zaman dolmazdı. Yani birinci orta bile dolmazdı. Ama alacaksınız. İşte kırmızı veya mavi bunları kaplayacaksınız. Etiket yazacaksınız. Çantanızda duracak. Bu da... O acil durumda kullanmak üzere ama harita metot defterleri yıl sonunda benim çok işime yarardı. Çünkü onunla Amiral Batlı oynarsınız başka neler yaparsınız. Nefis defterlerdir onlar harita metot defterleri. Ben genellikle kalyon resmi falan yapardım. Öyle. Ondan sonra 4. sınıfta bir öğretmenimiz geldi ve bir sınıf olarak bir skandala karıştık. İstemedim. Öğretmenimiz... Bir pazar günü
İçinde iki erkek, bir kendisi, bir de bir başka kadın olan özel arabayla denize uçtu. Öldü. Efendim, Boğaz'da denize uçmak, arabayla denize uçmak bir zamanlar çok indi. Herkes böyle denize uçardı. Bu hafta sonu bakalım kim denize uçacak falan diye. Ve herkes sınıfta, yani sadece okulda değil, semte falan da, onlar işte o öğretmenin öğrencileri falan diye bizi göstermeye başladılar. Bizim hiçbir kabahatimiz yoktu. Bu yüzden onun yerine Fatma Hanım geldi. Fatma Hanım fevkalade disiplinli ama gerçekten çok iyi öğreten, öğrencilerini koruyan bir öğretmen. Daha sonra koleje gittim. Yepyeni bir çevre. Taşındık zaten. Yine mahalle vardı. Yangın yerleri yoktu. Boğaz'daki tepeler vardı. Güzel, onlar iyi. Mahallede bir sürü arkadaşım oldu. Ama kolejde bir de farklı bir çevreyle karşılaştım. Burada umarım sınıf arkadaşlarımdan kimse yok. Nişantaşı Büyükada dediğimiz çevre. Yani bunlar kışları Nişantaşı'nda otururlar. Yazın genelde Büyükada'ya giderlerdi. Bunlar sınıf arkadaşlarımdı ama bana garip geliyordu. Ben hala mahallede oynuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan. Mesela bir arkadaşım bana babasını nasıl ikna edip kendisine beyaz smoking ceketi aldırdığını anlattı. Ya bir dakika, ben o sırada okula uzun pantolonla gidiyorum ama mahallede kısa pantolonla oynuyorum. Bu benim sınıf arkadaşım. Smoking denen şeyi biliyordum. Babamın vardı. Yılda bir defa falan giyerdi. Ve böyle kara yağız bir penguene benzerdi. Babam gayet iri yarıydı. Öyle bir şeydi ama bunun bir de beyazı varmış falan. Bu benim garibime gidiyordu. Ama orada doğrusu şu oldu, İngilizce öğrendim. Tabii yeni okuyacak şeyler. Anneme gelen Time Life dergileri, Pearl Buck, Hemingway, Agatha Christie'nin bütün polisiye romanları, Steinbeck, O Henry'nin hikayeleri, Chekhov'un Rusya'dan çevrilmiş, İngilizce'ye çevrilmiş hikayeleri, Sarıöğün'ün hikayeleri vesaire. Yepyeni bir ufuk açtı. Hakikaten dil müthiş bir şey. Denizi tanıdım. Yüzmeyi öğrendim. Balık tutmayı öğrendim. Midye çıkartıp temizlemeyi, çıkardığımız midyeleri bir kalınca karton üzerinde kurutup izmarit yemi yapmayı öğrendim. İzmarit tutmayı öğrendim. Çapari bağlamayı öğrendim. Sandala kalafat yapmayı, macun çekmeyi, boyamayı öğrendim. Her türlü deniz motoru tamir etmeyi öğrendim. Çünkü boyuna bozuluyorlardı, parçaları falan da yoktu. Bayağı iyi motor tamircisi oldum. Boğaz'daki her türlü akıntıyı öğrendim. Hangi havada nerede ne balık çıkacağını öğrendim. Ve örneğin Karayel'de, Boğaz'ın Ocak ayında mesela, Boğaz'ın suları adam akıllı yeşerdiği zaman Kandilli burnunun altında tonoz atıp nasıl çinekop tutulacağını öğrendim. Malta taşından kalıp yapıp kurşun zoka dökmeyi öğrendim. Bunların hiçbirini olduğunu öğrenmedim. Ama öğrendim. Bunlar da eğitimimin bir parçası. O sıralarda kızlar hakkında da bir şeyler öğrenmeye başladım. Tabii İngilizce ile beraber şiir de okumaya başladım. İngilizce olsun, Türkçe olsun. Şimdi okul enteresan bir okuldu. Tabii Türk öğretmenler var, bir de genelde Amerikalı, İngiliz öğretmen de vardı ama öğretmenler var. Şimdi burada tam bir böyle bir ayrım yoktu ama anlaşılan Türk öğretmenlerin bir kısmı orada olmaktan çok memnunlardı ama bir yerden de işte üzerlerinde sanki bir baskı vardı. Yani çünkü burası Amerikan okulu. Acaba burada yanlış şeyler mi yaptı? Bir ufak kontrol mekanizmasının parçası gibiydiler. Veya kendileri öyle hissediyorlardı. Onu bilmiyorum ama biz de öyle hissederdik. Şimdi o taraftan yani Türk öğretmenler ki bunlar işte Türkçe, ondan sonra tarih, coğrafya gibi derslere geliyorlar. Onlar esasında onlardan öğrendiğimiz büyük çoğunlukla ilkokulun devamı gibiydi. Yani Anadolu gene zümrüt çayırlarla bezenmiş, gürül gürül derelere akan bir cennet vatan.
gibi. Ama bir de bir garip ikilem vardı. Mesela edebiyat dersinde kimi Türkçe öğretmenimize göre liberal edebiyatı esasında son derece dejenere bir edebiyat. Ne varsa halk edebiyatında vardı. Onu öğrenmeliydik. O divan edebiyatını bir tarafa bırakmalıydık. O bir saray edebiyatıydı. Tamamen dejenereydi. Bitmişti. Ama ertesi yıl başka bir öğretmenimiz gelirdi. Bize aruz vezinin bütün inceliklerini, hasideler okutur. Ondan sonra ne bileyim Şeyh Galip'in mesnevisine geliriz çıkarız. O halk edebiyatı hakkında fazla bir şey söylemezdi ama sessizce hissederdi ki halk edebiyatı küçümsenecek bir edebiyat. Bir sene böyle, bir sene böyle. Bu benim şansım mıydı, neydi? Şimdi ben bir türlü karar veremedim. Ama böyle okuma manyağı olduğum için elime ne geçerse okudum. Hiç fark etmedi. Yunus Emre'de okudum, Baki'de okudum, Fuzuli'de okudum. Anladığım, anlamadığım her şeyi okudum. Onun için bana pek fark etmedi. Ama tabii biraz zorlanıyorduk. Yani çünkü bazen de Ankara'dan mümeyyiz geliyordu sınavı yapmaya. Şimdi mümeyyiz soru soruyor. Acaba bu halk edebiyatçı mı, divan edebiyatçı mı? Onu bilsem benim kafamda acil durum şeyleri hazır. Yani halk edebiyatçıysa ona göre yazacağım veya söyleyeceğim. Divan edebiyatçıysa ona göre söyleyeceğim ama orada zorlanıyorduk açıkçası. Açıkçası bazen öğretmenlerimiz yardım ediyordu. Aman çocuklar halk edebiyatını çok övün ha diyordu. Tamam diyorduk biz de öyle şey dedik. Tabii o dönemlerde işte Reşat Nuri'nin hemen hemen her şeysini okudum. Yunus Emre. Bir de babam iki tane yazarı bana tanıttı. Bir tanesi Yaşar Kemal, diğeri Aziz Nesin. Onları büyük bir zevkle okudum. Sait Faik, Orhan Veli, dediğim gibi Fuzuli, Baki vesaire vesaire. Şimdi özellikle tarih dersinde bir takım gariplikler oluyordu. Bir hatırlarım. Ortaokuldaydı sanıyorum. Bir gün bir arkadaşımız, işte hoca bir şeyler anlatıyor kitap önümüzde. Hocam dedi işte Selanik şu tarihte alındı diyorsunuz ama 19 sayfa önce Selanik bundan çok daha önce alındı yazıyor. Nedir bu dedi? İki farklı tarih. Ne oluyor? Hoca şöyle baktı falan. Hiçbir cevap vermedi. Bir daha sordu falan. Hoca dedi ki kitap ne yazıyorsa o doğrudur. Yani kitap böyle yazıyor ama biz Selanik'i hep öyle konuşuruz ya. Biz Selanik'i atıyorum şimdi. 1389'da aldık. Öbür tarafta da biz Selanik'i 1425'te aldık. Sonra neyse hoca kötü baktığı için arkadaşımızı susturduk. Sonra da sorduk ya neden böyle soru soruyorsun? Yani şimdi çıkıntılık yapıp durma. Senin yüzünden hepimiz ceza yiyeceğiz. Ya beyler dedi öyle konuşuyordu. Bu boydayız ama neyse. Beyler dedi ya biz ha babam Selanik'i alıp duruyoruz. Nedir bu dedi ben onu anlamaya çalışıyorum falan. Onu pek anlama dedik. İşte onun acil durum şeysi eksikti. Böyle eksiklikleri gidermek gerekir tabii yani. Tarihte gene tabii meşhur Birinci Dünya Savaşı sonucu vardı. Biz her cephede galip gelmiştik biz. Benim dedem maalesef o galiplerin içerisinde değildi Sarıkamış'a gidip dönemediğine göre. Ama müttefiklerimiz yenildiği için biz de yenik sayılmıştık. Yani o tarihlerde güreş falan vardı işte bazen kuşla bitmezdi, puan verilirdi. Onun gibi bir şey idi bu. Neyse onu da öğrendik bu şekilde. O da gitti. Şimdi ama gerçekten öbür taraftan çok iyi Türk hocalarımız da var. Mesela bir tarih hocamız Faruk Kurtuluş. Gerçekten ipi canımızla çıkardı ama yani tarihin ne demek olduğunu da öğretti. Şeysini de gayet iyi verdi. Yorumlarında çoğu zaman yorumlarını şöyle derdi. Kapatın o kitabı, şimdi beni dinleyin. Ayrıca da ilave ederdi. Bu anlattıklarımı mail sorarsa da söylemeyin. Tabii onu zaten biliyoruz Faruk Bey. Yani ne lüzum var. Ama gerçekten de büyük bir zevkle ondan tarih öğrendim. Çok kolay öğrendim. Dünya kadar da boş vaktim kalıyordu. Balık tutmaya, işte denizle uğraşmaya, kitap okumaya, futbol oynamaya vesaire. İpi spor yaptım. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm bunlarla
ciddiyken sayılacak. Belki en ciddi atletizmle uğraştım. Ama gerçekten üzülürüm hiçbirinden formal bir eğitim almadım. Yani kimse bana basketbolu şöyle oyna, şuna dikkat et diye öğretmedi maalesef. Ya ben öğrenmek hevesi şeklinde. Çünkü oyun çok önemli benim için. Yani öğrenmeye pek fırsatım yoktu. Halbuki öğrensem, yani bir ciddi antrenörün yanında olsam belki biraz daha zevk alabilirdim. Daha da iyi oynardım. Kimse bana şöyle 800 metre koş demedi. Yani kendi başıma koştum. Oralar eksik kaldı. Yani sporu büyük zevkle yaptım. Hiçbir zaman iddiacı olmadım. Ama keyifle de yaptım gerçekten. Bütün bunların içerisinde matematik yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi matematiğin hoş bir tarafı vardı. Böyle bir acil durum kutusu falan yok. Yani öğreniyorsunuz, öğreniyorsunuz. İşte orada duruyor. Hani mümeyi sorarsa 7 kere 8, 56 değil, 55 falan demiyorsunuz. İşte 56 ise 56 diyorsunuz. Bunun şeysi yok. O güzel de hoşuma gitti. Kolay da öğreniyordum. Ama garip de bir şeyimiz vardı. Matematik müfredatımız vardı. Mesela bir yıl bize logaritma ve trigonometri cetvelleriyle hesap yapmasını öğrettiler. Çünkü siz mühendis olacaksınız dediler. Neden biz mühendis olacaktık bilmiyorum. Lise 1'deydik. Daha kimse ağzını açıp bir şey söylememişti. Ama bunları öğreneceksiniz dediler. Böyle dediği gibi hesap yaptık. Tatsız tutsuz bir şeydi. Ama bir sömestre geometri öğrendim ki, geometri dersi öğrendim ki, işte acaba matematikçi olayım mı diye o beni bayağı ciddi düşündü. Daha orta iki ya da orta üçteydi. Bir sömestre sadece. O hoşuma gitmeye başladı. Peki, ben ne olacaktım? Yani okuyacağım tabii yani, üniversiteye gideceğim, sayısalcıyız da. Ne okuyacaktım? Nerede okuyacaktım? Şimdi nerede faslına gelelim? Annem için bu çok basitti. Tabii ki Amerika'da. Kendisi orada okumuş. Nedense anneler, babalar kendilerini ne yaptıysa çocuklarında onu yapmasını isterler. Yani her şeyi iyi mi yapıyoruz onu bilmiyorum. Ondan mı istiyoruz onu da bilmiyorum ama annem, babama göre ise tabii ki Almanya'da okuyacak. Ne okuyacağım münakaşası daha yok etrafta. Bu konuşuluyor. Lise 3'e gelmişiz falan. Bitiyor. Ne okumak istiyordum? Güler Hanım söyledi. Gemi inşaatı. Matematik veya arkeoloji. Arkeoloji zannediyorum bir takım okuduğum o sırada kitaplar çok hoşuma gitmişti. Ondan dolayı etkilenmiştim. Amerika'ya gittim, Almanya'ya gittim. Güzel bir ortalama yaptım, İngiltere'ye gittim. Ve öyle bir yer seçtim ki istersen matematik bölümüne yazıldım. İstersen birinci yılın sonunda gemi inşaatı patlaya geçebilirim. Arkeolojiye geçmem zordu. İngiltere'ye gittim. O bana çok şey öğretti. Paramı kullanmasını öğretti. Baba param bitti biraz para ver falan. Yok baba nerede telefon bile edemiyorsunuz. Zaten Türkiye'den dışarı döviz çıkarmak falan diyor hiç öyle bir şey de yok. Paramı kullanmasını öğretti. Biraz yemek yapmasını öğretti. İngiliz yemeklerini yerseniz hele yurtta onu mecburen öğrenirsiniz. Birçok başka milletten insan tanıdım. Yurtta kaldım. Jamaikalı, Nijeryalı, İsveçli, Norveçli, İzlandalı, Yunanlı bir sürü arkadaşım oldu. Amerikalı. Ve gördüm ki birbirimizden de o kadar fazla farkımız yok. Ha şunu da öğrendim. İngiliz eğitim sisteminde formal dayak bayağı ciddi bir yer. Hele public school gibi daha böyle esaslı okullarda bayağı daha da ciddi yaptı. Orada da çok farklı değil. Bilmiyorum tabii böyle 50 santimlik 1 metrelik cetveller mi kullanıyorlar, ne kullanıyorlar bilmiyorum. Peki ben İngiltere'ye nasıl gittim? Şimdi döviz imtihanı diye bir şey vardı. Bu imtihana giriyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı imtihana. Eğer bunu kazanırsanız yurt dışında okumak için aileniz size sabit kurdan her ay bir para transfer imkanı bulabiliyor, legal olarak. Bunu kazanamazsanız yok, yani imkan yok. Ben bu imtihana girdim, kazandım. Her ay 41 sterlin yollama
hakkına sahip daha ya. Yetiyordu hakikaten. Bazen bir sistemin bile kaldırılıyordu. Aslında gayet dikkatli hesaplanmıştı. Şimdi o imtihan nasıl bir şeydi? O imtihan kendi okulumdan başka okuldan bir sürü insanlarla gittik. Kimini tanıyordum? Çok azını tanıyordum. Birçoğunu hiç tanımıyordum. Orada imtihan sonrasında ahbap olduk. Beş tane çok zor matematik problemi vardı. Anlaşılan böyle sosyoloji, tarih okumaya falan, dövizli öğrenci falan gittik. Böyle bir şey yok. Unuttum. İşte mühendislik, fen bilimleri, matematik falan. Bir de bir kompozisyon vardı. İki sayfaya geçmeyecek şekilde neden yurt dışında okumak istiyorsun? Yaz diye. İmtihandan çıktık falan, herkes işte birbirine soruyor. Beraber yemek yiyoruz. Böyle San Joseph'ten arkadaşlar var. Yani orada arkadaş oldum, benim okulumdan var. Başka okullardan var falan. Herkes o kompozisyonda Tevfik Fikret'in Promete şiirini kullanmıştı. İnanılmaz bir şey. Yani böyle edebiyat içinde, edebiyat dersi içinde de çok fazla yer alan falan bir şey değil. Şimdi Promete, Fransızca Promete, Prometheus. Biraz izin verirsiniz açıklayayım. Yunan mitolojisinde olan bir kişi. Yunanların tanrıları biliyorsun, insanlara çok benziyor. Birbirlerini kıskanıyorlar, öldürmeye kalkıyorlar vesaire. Kimisi yarı ölümlü, kimisi ölümsüz. Şimdi Prometheus bunlardan bir tanesi, çok önde gelen değil. Zeus'un yasaklamasına rağmen, yani büyük tanrının yasaklamasına rağmen ateşi gökyüzünden çalıp insanlığa hediye ediyor. Bu şekilde insanlık ateşi kullanarak, insanlar ateşi kullanarak işte yemeklerini pişiriyorlar, kendilerini daha iyi koruyabiliyorlar, aydınlanıyorlar. Aydınlanmak çok önemli. Veya tembir olmak o zaman tabi oluyor. Ama Zeus da bunun üzerine kızıyor. Prometheus'u Kafkas ya da bir dağa zincirliyor. Ve öyle bir ceza veriyor ki her gün bir kartal gelerek onun ciğerini didikliyor. Gündüz. Gece mesai yapıyor kartal. Gece ciğeri iyileşiyor, ertesi sabah kartal gene geliyor. Böyle bir işkence zincirlerle bağlı olarak. İşte bu şiir, Prometheus veya Tevfik Fikret'in şiiri hepimizi etkilemiştir. Şöyle diyor bu şiirde, parça parça. Yükselmek asumana ve gülmek ne tatlı şey. Bir gün şu hastalıklı vatan canlanırsa ey, müştak-ı fevzi nur olan adi milletin meçhul elektrikçisi Aktar Fikret'i eleneceği bir dilde fazla sanat yapmadan şöyle diyor. Ne bulursan bırakma. Sanat fen, itimat, itina, cesaret, ümit hepsi lazım bu yurda, hepsi müfit. Bize bol ziya kucakla getir. Düşmek etrafı görmemektendir. Ziya gelirse etraf aydınlanacak, göreceğiz. Şimdi hepimiz bunu yazmıştık. Bunu kullanmıştık. Bu tema üzerinde yapmıştık. Hepimiz bunda samimi miydik? Yoksa bunu okuyacaklar bundan hoşlanır diye mi yazmıştık? Doğrusu bilmiyorum. Ama ben samimiydim galiba. Çünkü düşünelim yani ben Prometheus adayıydım. Annem de Prometheus adayı olarak gitmiş. Babam da gitmiş. Ha sonra yıllar sonra şunu gördüm. Babamın Balkanlardan gelen matematikçi dostları İstanbul'da buluştular. Bunlar Bulgar matematikçiler, Yugoslav matematikçiler, Roman matematikçiler, Yunan matematikçiler. Bunları nereden tanıyordu babam? Almanya'dan. Hepsi de Prometheus olarak oraya yollanmış. Yani onlarda Tevfik Fikret var mı bilmiyorum ama etraf Prometheus adayı kaynıyor. Yani Yunanlı olsun, Roman olsun. Romanlar genellikle Fransa'ya yollanıyordu. Yunanlı olsun, Bulgar olsun, Yugoslav olsun, böyleydi. Bu hep tabii yapılmış bir şey. Ve ne oluyordu peki? Annem ve babam geri dönmüşler doktoralarını aldıktan sonra. Ben de doktoramı aldıktan sonra hiç tereddüt etmeden geri döndüm. Ama Türkiye'de hep şu vardır değil mi? Hep şu söylenir. Efkarlanmaya bayılırız. Şu tür şeyler. Biz adam olmayız. Şimdi bakın ben adam olmam diye bir laf bende var. Ben adam olmam diye. Ulu orta söylenmiş bir laf değil.
Sen adam olmazsın çok vurdum, onun sonunda kavga çıktı. Ama biz adam olmayız da bayılırız. Ama biz derken de, ben biz adam olmayız dersem size, kendime biraz şurada tutuyorum. Yani esasında kastettiğim, siz de adam olmazsınız. Yani bu böyle. Herkes gider aya, biz kaldık yaya. Bayıldığımız laflardan bir tanesi daha. Biz ne zaman adam olacağız vesaire vesaire. Bunlar çok. Bunları konuşuruz. Hüzünleniriz. Efkarlanırız. Hüzünü çok severiz. Hüzün çok nefis bir şey. Bir demli çayın yanında da çok iyi gider. Rakının yanında da çok iyi gider. Nefis bir meze. Ama ne oluyordu? Evet, yani işte Prometheus adayları gidiyordu, geliyordu, bir şeyler getiriyordu ama etraf aydınlanmıyordu. Büyük şeyler bekliyorduk, olmuyordu. Ama belki de bunun için bizim müzemizdeki, Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki şu sırada olan sergiyi gezmekte yarar var. Şimdi orada da Türk resminin batıya yönelişi. 70 yıllık serüveni. Bir takım insanlar resme kabiliyeti olduğu düşünülen gençler genelde Fransa'ya yollanmış. Gitmişler, bir şeyler öğrenmişler. Türkiye'ye gelmişler. Osmanlı'nın son dönemlerinde veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında resimler yapmışlar. O serginin yanında bir başka sergi daha var. Lisbon. Portekiz'de aynı dönemde devlet bursuyla Fransa'ya gitmişler. Kimi zaman aynı hocalardan dersler almışlar. Dönmüşler. Bizim üstadlarımız Boğaz'ı resmederken onlar da Lisbon Limanı ve Tagus Nehri'nin resimlerini yapıyorlar. Natürmortlar birbirlerine çok benziyor. Bizde kırlangıç balığı var. Şeyde göremedim. Portekizler'de göremedim. Ama mesela Atina'daki Benaki Müzesi'ni gezerseniz gene aynı dönemlerde gitmiş Fransa'ya bir yerlere resim öğrenmiş, gelmiş ve aynı bizim ressamlarımız ki işte sevdiğimiz birçok resmi olan ressamımız var. Onlar yapılmış. Peki ne olmuş? Burada bir resim kültürü bütün bu gayrete rağmen neden patlamamış? Neden bir şey olmamış? Şimdi böyle bir şeyin olması için yani ateşi alıp getireceksiniz ama onu koyacağınız bir yer olacak. Bir ateşi saksının içerisine, bir kavanozun içerisine ilerleyip tutamazsınız. Bir fidanı dikeceğiniz toprağa bakarsınız, hazırlarsınız, sularsınız. Tek başına bir fidanı diktiniz, getirdiniz nefis Alp dağlarına fidanı diktiniz. Ya bu olmuyor orada bir çam gibi. O iklim, bu iklim mi falan ona hiç bakmamışız. Resimden benzetmeye gidersek. Evet, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başlarında İstanbul'da resim yapan insanlar vardı. Ama bunlar ne için resim yapıyordu? Çok dar bir çevre için. Ne bir sanat galerisi vardı, ne müze vardı, ne resme meraklı, resmin ne olduğunu, güzel sanatın ne olduğu öğretilmiş bir insan grubu vardı. Biz bunun için de böyleydi. Atina için de böyleydi. Farklı değil mi? Başka şeyler de söylenebilir. Hangi ressamların yanına gittiler, neden öyle oldu falan filan. Ha bir de buna bizim iklimimizde bir de reaksiyon oluyor. Neden biz minyatür sanatını, kesidi vesaireyi bıraktık da böyle Batı'ya, Yavuristan'a ressam mı oluyoruz? Neden onları taklit etmeye çalışıyoruz? Buna da bir reaksiyon oluyor. Ve bu reaksiyon bu ister resimde olsun, ister matematikte olsun, ister başka alanlarda olsun oraya gidip bir şeyler getirenleri de morallerini mutlaka sarsıyordu. Ama ben bu bakımdan şanslıydım. Benim ne annem, ne babam hiçbir zaman Türkiye'de olmaktan hangi şart altında olursa olsun, burada matematik yapmaktan veya fizyoloji yapmaktan,
fizyoloji öğretmekten, araştırma yapmaktan şikayet oluyor. Çok zor şartlar altında yaptılar. Annemin bir aletinin parçasını bulmak için 250 sterlinlik bir şey bulduğu zaman, para bulduğu zaman çok mutlu olduğunu aldılar. 250 sterlin, o kadar. Ama şey, yani kullanılabilecek 250 sterlin. Ben bu bakımdan şanslıydım. Dolayısıyla ben hiçbir zaman, hayatımın hiçbir döneminde biz adam olmayız. Ne olacak bu memleketin hali? Bu halk cahil falan gibi lafları söylemeyi öğrenemedim. Evet. Bu şeylerin yanı sıra işte acil durumlarda kullanılacak olan bilgileri bir tarafa koymanın yanı sıra her çocuk gibi, her genç gibi ben de hayal kurdum. Hayallerimin bir kısmı o şanlı tarihimizde, yani tarihimiz çok güzel yazılır hele o dönemki okul kitaplarında. Gayet gıcır gıcırdır, kırıl kırıldır, leke ilacıyla bütün lekeleri çıkartılmıştır, ütülenmiştir falan. Ama gene de bir takım hatalar vardır. İşte o hataları ben düzelttim hayalimde. Yani mesela hiç sevmediğim bir şey bu şehzadeler arası, ah kavgası. Çok ayıp, bunun olmaması lazım. Ben bunu hayalimde düzelttim. Yani çok zor değildi. Ne yaptım? Yani Şehzade Cem'i Yedikahmet Paşa'nın yanına yolladım. İtalya'ya. Beyazıt burada sultan olarak devam etti. O arada zaman içerisinde Puglia'dan işte şeye Sicilya'ya atladı. Ve orada bir sultanlık kurdu kendisine. Hatta kökeni Türkçe olan Etruskçe'yi de tekrar canlandırıp Etruskçe bir divan bile yazdı. Bunlar kolay şeyler. Hayalinizde bunları yapabiliyorsunuz. Ceza gene yani. İşte Korkut'la Selim arasındaki o şehzade kavgasından da hiç hoşlanmadım. Onun için zaten denizcilik de hoşuma gidiyordu ama Osmanlılar da bu denizle fazla uğraşmıyorlardı. Onu da deniz aşırı yolladım. Cezayir'de kendi başına sultanlık kurdu. Zaten Korkut o şeyden geldi herhalde. Korkut denizcilere çok yardım eden şehzadenin sırasında bir kişiydi. Böyle şeyleri hallettim. Yani bunlar zor olmuyordu. Başka şeyler de vardı tarihimizde canını sıkan. Yani bu Ankara Savaşı. Nereden çıktı bu? Yani şimdi Timur Batı, biz de Timur'uz. Ne oluyor bu falan. Ara buluculuk yaptım. Yani zordu biraz. İşte 7 Temmuz akşamı sıcaktı. Osmanlı ordusu böyle bir sarsılmıştı falan ama dağılmamıştı. Timur'a yardımcı oldum. Onun bacağı aksar biliyorsunuz. Hele böyle savaştan sonra falan bütün aksarmış. Koluma girdi falan. Yardım ettim, götürdüm. Beyazıt'ta konuştular, anlaştılar. Ertesi gün iki ordu beraber namaz kıldı. Hatta yanlışlıkla sırt tüfekçiler de namaza katıldılar. Yıldırım'ın ordusunda olanlar. Sonra Timur Orta Asya'ya geri döndü. Bu işte böylece halloldu. Hayal kurmak güzeldir, hoştur. İnsanın bir takım şeylerden kaçmasına yardımcı olduğu gibi bazı zenginlikler de kadar. Ama gel zaman git zaman bir üniversite hayal etmiş. Öyle bir üniversite ki gerçek bir üniversite Türkiye'de olacak. Bir dünya üniversitesi olacak. Disiplinlerin kalın duvarlarıyla bölünmemiş olacak. Özgür bir tartışma ortamı olacak. Ve öğrencisiyle, öğretim üyesiyle herkes birlikte çalışacak, araştıracak, öğrenecek, öğrendiğinde asla yetinmeyecek. Böyle bir üniversite hayal etmeye başladım. Burada bir bakıma şanslıymış. Başkaları da böyle üniversite hayal ediyormuş. Rahmetli Akıncı Sabancı, Sakıp Sabancı, Güler Sabancı, Sabancı ailesi. Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşu için arama konferansına katılanlar.
daha sonra tasarım komitelerinde çalışan akademisyenler. Beraber çalışmaya başladık. Hepimiz benzer şeyler hayal etmiştik. Hayallerimizi daha da şekillendirmiştik. Daha da somutlaştırdık. Gerçekleştirmeye başladık. Türkiye'de bir dünya üniversitesi olacak. Özgür bir tartışma ortamı sağlayacak. Öğrencisine düşünce kalıplarını zorla giydirme değil, düşünmesini, tartışmasını, uygarca tartışmasını öğretecek. Cesaret sahibi, medeni cesaret sahibi olarak, kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmesini sağlayacak. Ayrımcılık yapmayacak. Ne disiplinler arasında ayrımcılık yapacak? Eşit ağırlıkçı, sayısalcı vesaire. Ne cinsiyete dayalı, ırka dayalı, inanç veya inanmama biçimlerine dayalı ayrımcılık yapmayacak. Böyle bir üniversite. Hayal ettik hep beraber. Beraber hayal ettik. Beraber ortaya koyduk. Ama doğrusu binalar ortaya çıkmaya başladı. Ama doğrusu 1999 yılı Ekim ayı gelip de ilk öğrencilerimiz heyecanlı, ürkek bir şekilde gelip bilgi merkezinin ortasında dizildiklerinde İşte o zaman bu hayaller gerçek olmaya başladı. Burası. Evet. Onun için hayal etmeleri iyi bir şey. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Evet, çok mersi. Biraz önce hocamı dinledik. Evet, bir hayali hep beraber gerçekleştirdik. Ama siz olmasaydınız gerçekleştiremezdik hocam. Sizin liderliğinizde takım olarak hep beraber bir hayali gerçekleştirdik. Ama biliyoruz ki sizin bir hayaliniz daha vardı. Gemi mühendisi olamadınız ama bütün bir ömür boyu denizle, gemiyle, o boğazda başlayan gençlikle, Robert Kolej'de başlayan, ama bu tutkunuzu her an devam ettirdiniz. Sayın Halil Berkler'le birlikte Tosun Terzioğlu oldukça interdisiplineri bir ders verirler. Bilmeyenler için söylüyorum. Deniz, insanlar, gemiler ve denizler. İnsanlar, gemiler ve denizler. Evet, bundan esinlenerek size bugünün hatırasına böyle bir şey hazırladı arkadaşlarımız. Efendim ben bunu biraz inceleyeyim. Sonra Halil görmeden hem vermesi zevkli hem de öğrencilerin sorularına karşılık vermeye çalışmak gayet zevkli.
Çok çok teşekkür ederim. Hem bu güzel hediye için hem de bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Lisans buradan başlıyor. Tuğla duvarımıza tam. Tuğla duvarına geldik. Evet. Yani tuğlalardan da artık yani şey oluyor. Fazla kalmıyor. 2009'u veriyor. 2009'u veriyor. Gelin bakalım. Arkadaşlar. Gelin bakalım tuğlayla bir resim çektirelim koymadan. Koymadan tuğlayla. Gelin Tosun Bey'in yanına. Abi kesmeyin beni. Gelin arkadaşlar. 2009'lar. Evet. Hadi bakalım. Şimdi koyuyorsunuz galiba. Hadi. Hayır. Bir açabilir miyiz onu? Evet, pardon. Koyuyor muyum? İyi arkadaşlar, biraz. Buraya bakın. Diyoruz. Evet yani. Evet yani dedi. Bombayı falan. Bak enerji yok. Gerçekten ne oldu? Dur var sen. Düşünüyorum yani. İşte sen yaptın ya bunu. Eğitim almamız gereken bir insan. Yok yok. Çok güzeldi. Çok. Değil mi? Eğitimini anlatması çok. Çok. Ne kadar içten ve ne kadar doğru. Ay çok hoş. Bir de çok size girdi. Yani nereden? Bundan daha iyi reklamı da var. Bir iki kişi bir ay gidemedik gidelim hızlı konuşuyorlar. Bu arada propaganda da yapıldı. Yapıldı yani. Size anlatıldı. Çok ama güzel bağladınız. Biz bu anlayışlar. Tabii propaganda da gidiyoruz. Şey çok hoş oldu. İlkim çok hoş oldu. Yani... Evet.
da var. Tişörtü almazsan. Ben lazım. Smaçla bulacak bir Yarın da görüşürüz.
Gelin bakalım. İyi yaptın. Nereden mezunsun? Evet. Nereden? Sen de. Ben de kötü. Güzel çalışmalar. Güzel çalışmalarda bir şey yok. Genelinde bir şükür var. Galiba o diploma alanında. İyi yapıyorsun. Teşekkürler. Hadi bakalım siz de gelin. Yok ya, yarın da var. Siz bakalım hangi programdansınız? Üretim sistemleri. Bu ne kadar üretim sistemci var? Yarın da var bu işin, yarın da var ya. Ya ben gönderirim. Yarın da var, yarın da var. Çok farklı bir anlamda. Sen de atladın. Ama şöyle söyleyeyim, hocam da yani ben konuşmuştum. İlk defa ben. Yani alacağı çok mu sayılır? Yani zaman olarak, yani olarak alacağı çok mu sayılır? Çok güzel renkler. Yani.